Arkadaşlar, bugün dışarı çıkayım dedim. Çıkmayacağım. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar dileyim. Şimdi dilemesem arkamdan neler dersiniz neler. Bayram dilemek ne lan? Bayramı soğuttayım oğlum ben. Pardon fark etmedim oğlum. Neyse, şimdiden iyi bayramlar diyeyim ben size. Gene olmadı değil mi? Arkadaşlar, ben her gün 4'te 5'te uyuyan insanım. Kafamın yerinde olmaması gayet normal bir şey esasında. Neyse. Bayramda ne yapacağım? Bayramda nereye gideceğim? Bir de böyle bir şey var. Bayramda ben diyorum şöyle bir Antalya tarafına gideyim. Antalya'ya. Güzel mi? Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Sizce ne diyorsunuz? Hiçbir yere gidemem. Cebimde kuruş para kalmadı zaten. Yani 30 binden cepte ne kaldı ki? Geriye hiçbir şey kalmadı. 75'e telefon aldım. Aldığım para telefona gidiyor benim. Mayıs'ta bitiyor. Öyle olmadı maalesef. Kredi kartından çekip taksit 20-25 falan ödüyor telefona. Öyle telefon yok, öyle taksitle telefon, iPhone satılmıyor. Düşük Android modeller satılıyor diye biliyorum taksitler. İşte onlar da 6 ay arası, 12 ay. 12 ay yasaklandı galiba. Onu yasakladılar diye biliyorum. 3 ay, 4 ay falan satılıyor. İşte öyle telefon onlar da. Şu an en pahalı telefonun fiyatı asgari ücreti geçmemeli. 17 bin olmalı, yani 108 bin. Bir iPhone için tamamıyla saçma sapan bir fiyat. 108 bin ne ya? Elde isteği 17 bine gitsin. Yani niye böyle uğraştırıyorsunuz ki milleti? Evet, 2020'den beri saçlarımın döküldüğünün ben de farkındayım. İnsan kafasında 150 ile 250 bin arasında saç teli bulunuyormuş. Benimkilerin %35-%40'ı döküldü ya. Eskiden çok saçım vardı. Belki de benim kafamdaki saç sayısı 250-300 bin arasıydı. Ama döküldü. Bazı insanların saçları dökülmüyor ya. Hiç dökülmüyor olmuyor bazı insanların saçlarında. Hiç. Hem genetik bir şey bu. Biraz genetik olduğunu tahmin ediyorum bunun. Bence genetik olabilir. Hani olamaz diye bir şey değil. Kesinlikle genetik olabilir. Şimdi ben bayramdan başladım. Saç konusuna kadar geldim. Şu an Nikon D5300'le çekim yapıyorum. Böyle çubuk falan da yok. Direkt kameranın lensini tutarak şu an kendimi çekiyorum. Kamera tuttum lensini ve öyle kendimi çekiyorum. Aha. Altına tripod takayım bir tane de onu tutayım bana. Aha, tripod takınca biraz daha ağırlaştı gibi. Zaten kameranın kendi ağırlığı 500-550 gram falan. Tabi tripod takınca bir 100-200 gramda bir çubuk var. Oğlu sana 750-800 gram. Balkona çıkayım. Bakayım hava nasıl. Merhaba. Hayvanlar. Aha, güvercinler uçuyor da evet. Kedi mi olan o? Yok, kedi değilmiş, yaparım. Onu fark etmedim ben bir türlü de. Evet sevgili dostlar. Bayanlar, bayanlar. Merdivenden kayanlar diyerek yere odama dönüyorum. Geçen sene 100.000 TL olan lensin fiyatı bu sene 210.000 falan olmuş. Bu ne? Yani böyle bir gerizekalı bir şey görmedim. O lens kaça kaçtı? Ya çok zoom yapan bir lens o ya. Teleskop galiba. Teleskop gibi bir şey. Kaça kaç milimli ya? Ya milimle bilmiyorum. Baya 200'e 300 milim miydi? 350'ye 400 milim mi ne? Onu size araştırmayı bakın internetten. Ben bulursam atarım size onu. Neyse, şu an videoyu böyle çekeceğim. Ve çubuk varken hala kamerayı bu şekilde tutmam da biraz insanın gerizekalı yerine uymuyor değil. Bayramın kaçıncı günü, neredeyim? Ben ne bilmiyorum. Köyde drone uçuracak mıyım? Köyde drone büyük ihtimalle uçurabilirim. RS modu var drone'da. Böyle dikey yapıyor kamerayı. Ben dedim sağırım bunu ama yani RS modunu ayarlarım. Bir de üstüne yaz yazarım işte. Herkese hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun falan filan diye. Böyle kendimce vakit geçirmeye çalışıyorum. Ben niye bunları alıyorum? Benim bu drone'ları, kameraları alma sebebim neden? Niye alıyorum? Bunları çok nedeni var bunları almamın aslında. Yatırım amaçlı, vakit, hobi. Hani insan hasta oluyor, kol bacağı ağrıyor, kendini dinle mi? Şimdi diye falan diye de yani size tavsiye ederim. Tabii 1,5 sene almıştım, 8,5'a. Şu an bu 20.000 TL bu kamera. Drone'u 26.850'ye aldım yazın, şu an 29.000 falan. Ama yani bu bağlılıkta kimsenin gücün yeteceğini hiç sanmıyorum. Bir de hepsi buradan almıştım ben. Böyle. Evet, dışarıda da güzel bir hava var. Perde var, belki dışarı tam göremiyor olabilirsiniz ama.
Süper bir hava var ya. Hakikaten. Çıksam diyor. 4 ay benim için tehlikeli. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Çünkü alerjik hastam olduğum için. Maske takacağım. Zaten Covid döneminde 2 yıl boyunca maske taktık. O da sıkıyor beni. O yüzden evdeyim. Evet arkadaşlar, benim kedim. Kendisi benim kedi oluyor. Ne yapıyorsun? İyisin. Miyav mı diyorsun sen? Ne diyorsun? Ha, miyav bile demiyor arkadaşlar. Normal kedi miyav der. Bu böyle kendini titreşime almış telefon gibi ağzını açıp kapatıyor ya. Evet kedi, anlat bakalım bize. Bugün günün nasıl geçti? Sen konuşmuyorsun biraz. Yani sıkkın seni. Var sende bir şey demiyorsun da ondan hadi söyle bakalım ne var? Sıkıntın mı var? Anlat, olmadı bir şeyler lan. Kardeşim mevzum var ha. Bir problem yok değil mi? Hadi oğlum söyle bize ya. He? Bekliyoruz oğlum ha. Desene bir şeyler. Hadi lan. Şşt, söylesene. 70 bin diye geçen sene bu 141 milyar diyor. Oğlum bu ne la? Ne yapacaksın oğlum sen? Bunlar neyin kafasını yapıyor? Arkadaşlar bunun fiyatı geçen sene 100 bin TL'ydi. Bu sene nasıl olduysa 200 helal olsun 3000 yapmışlar güzel. Yani şu lensin şu fiyatı hiç böyle değer mi ya? Ya bu ne ya bu? Ne yapacaksın oğlum ya? Yani bu kadar paranın bu lense verilmesi tamamıyla saçma. Bu ne yani, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya alt tarafı bir lens ya. Ya hakikaten ya, böyle geri zekalı bir şey olamaz.